Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO liderler zirvesinde önemli mesajlar verecek. NATO liderler zirvesi ise 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek. Zirvedeki en önemli başlık İsveç'in NATO üyeliği konusu olacak ve bu konuda Türkiye'nin tavrı net. İsveç'in NATO üyeliği, Balkanlarda yükselen tansiyon, Rusya-Ukrayna savaşı. İşte bu kritik süreçte NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'da düzenlenecek. Kritik zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çantasında 5 önemli başlık olacak. Zirvede en önemli başlık İsveç'in NATO üyelik süreci. Geçtiğimiz yıl Madrid'de düzenlenen zirvede Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde ortak mekanizma kurulmuş, bu süreçte Finlandiya'nın üyeliğine onay çıkmıştı. İsveç'in üyeliği içinse müzakere süreci devam ediyor. Türkiye'nin beklentisi İsveç'in terör örgütleriyle bağlantısını kesmesi ve ülkede barındırdığı teröristleri iade etmesi. Gözler NATO zirvesine çevrilmişken İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık iki ülke arasında ipleri kopma noktasına getirdi. Türkiye'nin tavrı net. İsveç Türkiye'nin şartlarını yerine getiremezse NATO'ya giremeyecek. Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkisi de masadaki başlıklar arasında. Türkiye kalıcı barış ve istikrar için yoğun diplomasi yürütüyor. Bu çerçevede İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla yaklaşık 35 milyon ton tahıl ihtiyaç sahibi ülkelere gönderildi. Anlaşma Türkiye'nin girişimleriyle 2 ay daha uzatılmıştı. 18 Temmuz'da sona eriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl sevkiyatının aksamadan devam etmesi için gösterdiği gayrete ittifak üyesi ülkelerden destek istemesi bekleniyor. Ve terörle mücadele. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin terörle mücadelesini NATO gündemine taşıyacak. Sahadaki istihbarat raporlarını NATO liderleriyle paylaşacak. İttifak üyesi ülkelerin terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını isteyecek. Suriye'deki son durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getireceği başlıklar arasında yer alıyor. Mülteci sorununa da ayrı bir parantez açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için hazırlanan projeleri NATO liderleriyle paylaşacak. Zirvede Balkanlarda yükselen tansiyonda Erdoğan'ın gündeminde olacak. Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nın talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Kosova'ya 500 asker göndermişti. Türkiye bölgede yaşanacak yeni bir gerilimin tüm Balkanları etkileyeceğini düşünüyor. Bu bağlamda Erdoğan zirve marjında yapacağı görüşmelerde tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımları liderlerle paylaşacak. Zirve marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birçok liderle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.